Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala aşrafil mursalin ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Allahümme allimna ma yanfa'una ve anfa'na bima allamtana ve zidna ilma. Allahümme arinal haqqa haqqan ve rzuqna ittiba'a ve arinal batila batilan ve rzuqna ictinaba ve cealna mimmen yestemi'una al-qawla fe yettebi'una ahsana ve adkhilna bi rahmetike fi ibadike s-salihin. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu ve teala'nın güzel isimlerinden birodarlar, Al-Qadir ismini okuyarken dedik. Bugün ahiri kısmı. Allah azze ve celle siz bilen bizni özüge ibadet kılıçlikke büyürüşten evvel kalbimizi hatırcan buluşugini hakladı. Bende hatırcan bul, keyin ibadet kıl. Çünkü insan hatırcan bulmasa ibadet kıla almaydı. Estağfirullah. Ve ileyhi yurca'ul amru kulluhu fe'buduhu ve tevekkel aleyh. Hamma iş osmonlar ve yerdeki hamma iş Allah'ınki. Hamma narsa Allah'ını özüge kaytarıladı. Bas unga ibadet kılın ve özüge suyanın. Qarang-da, ibodat bilan suyanishni keyin aytyapti. Avval tushunib ol banda. Osmondagi, yerdagi hamma ish Allohniki. Hamma ish Allohga qaytadi. Hamma narsa Allohning qo'lida. Keyin ibodatini qil deyapti. Demak, birodarlar, tavhid insonning, mu'minning qalbini xotirjamlikka, osoyishtalikka to'ldiradi. Qachon sizning qalbingiz xotirjam bo'lar ekan? Iymoningiz komil bo'lganda mana shu narsaga. Kim aytgani bo'ladi? Benzin 2 som arzonlab qoldi mı? 2 som arzonlab qoldi, xursand bo'lyapti. 2 som qimmatlaganda siqiluvdi. Birodar, arzonlasa xursand bo'lma, Allohning xohishi. Qimmatlasa ham bo'lma, bu ham Allohning xohishi. 200 som bo'lsa ham, o'sha 200 somlik benzinga yarasha pulni Alloh beradi senga. Tuzukmi? Birinchi oladigan xulosamiz bugun shu. Hamma ish Allohning qo'lida, hamma ish Alloh taologa qaytadi, sen ibodatingni qil. Çünkü Allah Teala bizning jasadlarimizga, suratlarimizga qaramaydi. Qalbimizga qaraydi, amalimizga qaraydi. Qalbimizga, amalimizga qaraydi. Qalb xotirjam bo'lsa ibodatni xotirjam qilasiz. Tavhid oyatlari insonning qalbiga xotirjamlikni to'ldiradi. Alloh Al-Qodir bo'lgan, har narsaga qodir bo'lgan zot. Sen esa nimasan banda? Zaifsan. U seni hamma düşmanlarından kuvvetli, koinotdagi hamma narsadan kuchli. U osmonlar ve yerni yaratgan zot. Hamma ish uni qo'lida. Mana shu osmon bilan yerni ishi ham uni qo'lida. Qarang. Astagfirullah. Ala lahul xalqu val amr. Ogoh bo'lingiz kim? Yaratish ve buyurish faqat unikidir. Nima degani? Odam bolasi samolyot yasadi. Yasadı da, sattı. Şimdi samolyot başka bir oladı, kolada. Satı vagenler, o samolyot bilen haklagen tamamını göçerdi, haklagen işini kıladı. Satken adamı koladan çıktı. Yasaçlık, yasaçını işi buldu, lakin ondan ki yenge samolyotun işi, satı vagenler de kolada buldu. Şuna kadar doğru mu? Ne diyeyimiz, temirçi bir baltanı yasaydı, sattı. Şimdi uyuyakıdaki işi baltanı, temirçinin koladamaz. Xohlasa otun chopadi, xohlasa borib turib devorga uradi boltani. Ammo Alloh taoloning yaratishi shunaqa emas. Yaratgan ham o'zi, uni ishlari ham o'zining qo'lida. Nimani yaratgan bo'lsa, ularning hammasini ishi Alloh taoloning qo'lida. Allohu xoliqu kulli shay'in va huwa ala kulli shay'in vakil. Alloh barcha narsaning yaratuvchisidir. Ve o barcha narsaning üstida homi vakildir. Yani yaratıp koydu mu? Yani idorasi ham o'zining qo'lida. Sizga umrni berdi mi? Siz umringiz ham Allohning qo'lida. Sizga aql, quvvatni, boyligini, mansabni berdi mi? Shu ham o'zining qo'lida. Sizga berdi, lekin idorasi o'zining qo'lida. Shuning uchun sizni qo'rquvga solishi mumkin bo'lgan nimaki bo'lsa, hammasi Allohning qo'lida. Bir top yırtkış hayvanlar yürüptü, karnı aç, yegen avukatısı da yürüşüptü. Ulan da kördeyiz.
ularni yaratgan quvvatli, hakim, odil va rahimli bo'lgan zotni qo'lida. Siz aloqangiz kim bilan bo'ladi? Shu yirtqich hayvonlar bilanmi yoki ularni yaratgan zot bilanmi? Ha, u paytda hamma Alloh deydi, bilasizmi? Qarasa hech narsa yo'q. Bir daraxt ham yo'q chiqib olay desa, bir tog' ham yo'q chiqib olay desa, shunda nima deydi? U oxirida aytadi-da u. Mo'minning farqi har doim Alloh deydi. Mashinasiga chiqib o'tirib olganda bo'ldi endi meniki, sher tiyomaydi demaydi. Mashinasiga chiqib olganda ham nima deydi? Alloh deydi. Astagfirullah. Inni tawakkaltu ala Alloh, Robbi va Robbikum. Ma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha. Inna Robbi ala siratin mustaqim. Men faqat mening ham sizlarning ham parvardigoringiz bo'lgan Allohga suyandim. O'rmalagan narsa borki, barchasi u zotning qo'l ostidadir. Parvardigorim shak shubhasiz to'g'ri yo'ldadir. Inson Allohni yakkalagan paytida qalbiga omonlik, xotirjamlik, umid, xursandchilik to'ladi. Chunki kimning qo'lida ekan hamma ish? Allohning qo'lida ekan. Shuning uchun aytamizki, ey banda, Robbing seni qalbingni xotirjamlikka to'ldirib qo'yib turib, keyin ibodat qil deb buyurdi. Ibodating to'g'ri bo'ladi qachon? Qachon ibodating to'g'ri bo'ladi? Qalbing xotirjam bo'lgan paytda. Chunki aytdik, osmonlar va yer uning orasidagi hamma narsa Allohniki va ularning hammasini ish Allohning qo'liga qaytadi, unga ibodat qilinglar, unga suyaninglar. La ilaha illalloh vahdahu la sharika lah. Lahul mulku va lahul hamdu va huwa ala kulli shay'in qodir. Har namozda domlalarimiz o'qishadi. Namozdan keyin. Nima degani bu? Allohdan o'zga iloh yo'q. Yolg'iz uning o'zi bor. Uning sherigi yo'q. Mulk unikidir, hamd unikidir va u har narsaga qodirdir. Shuning uchun aytamizki, Parvardigor, sen bermoqchi bo'lsang, uni to'sib qoladigan hech kim yo'q. Agar sen to'sib qo'yadigan bo'lsang, uni beradigan yo'q. Sen bir bandaga bir narsani ato qilmoqchi bo'lsang, kim to'sib qola oladi? Agar bir bandadan bir narsani man qilib qo'ymoqchi bo'lsang, kim uni bera oladi? Mana shu tavhid bo'ladi, birodarlar. Alloh taolo aytadi Qur'onda, astagfirullah. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika la. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Alloh odamlar uchun ne bir rahmat, marhamatni ochib qo'ysa, bas uni ushlab to'sib qolguvchi bo'lmas. Va neni ushlab qolsa, bas u zot ushlab qolganidan so'ng narsalarni bandalarga biron yuboruvchi bo'lmas. Alloh berishni xolasa hech kim to'sib qola olmaydi. Alloh olib qo'yishni xolasa ham hech kim to'sib qola olmaydi. Chunki Alloh har narsaga qodir bo'lgan zot. Allohumma la maniya lima a'toyta va la mutiya lima manata va la yanfa'u zal jadd minkal jadd. Mana duoni o'qiymiz namozdan keyin. Allohim, sen berganni to'suvchi yo'q. Sen to'sganni beruvchi yo'q. Huzuringda boylik egasiga boyligi foyda bermaydi. Shuning uchun pulimizga ishonmaylik, aql zakovatimizga ishonmaylik, hunarimizga ishonmaylik. Chunki bu narsalar agar Alloh yo'lamasa bizga asqotmaydi. Hozir men bir savolni beraman. Ustab ko'ring o'zingizdan. Bir doktorsiz, ustasiz, domlasiz, xullas bir sohani egasisiz. Bir sohada mutaxassis bo'lib turib, shu sohada kaltayib qolgan kuningiz bo'lgan. Ya'ni bir mashina purishki 30 yildan beri mashina olib sotadi. Shunday qarab turib mashinani rengin qilib qo'yadi, ko'rib qo'yadi. Bu ulangan ekan, bu motori pishgan ekan, deydida oy o'tadi, kun o'tadi, yil o'tadi, bir kun o'zi yeb qoladi. Bo'lganmi? Do'koningda turganda biroq monasini olib qo'ying deb olib kelsa, "Oma" deydi domla shagirdiga. Nimaga desa, agar bu g'irrom bo'lsa, seni podstava qilmoqchi bo'lsa, do'koning joyin tayin bo'ladi, senga olib kelib sotadi. Hech ham olmagin, deydi. Oy o'tib, yil o'tib, ikkita pensioner odam, choli kampir ko'tarib keladi, ko'rib keladi ikkita narsani. Pensiyamizga berdim uni, olib qo'ying bolam, deydi. Desa bu domla o'zi aytyapti, olma, deyapti. Endi pensionerligi hali yerda ko'nglini yumshatyapti, oylikka berdi deb. Bu bo'lgan voqea.
Ama ki olay desem ozu pulumam yok eken desem Huda'da hakşını karayın. Yana da aşın askeri, ben aşın edip de pulumam verip koyardı. Hali gün oladı, bir haftadan keyin oğullan gen bop çıkardı, çıkıp kereyle taşkilatla da açıyor, verip düşerdi. Yine hali domla aytadı, karaya deydi. Şunca kaytarıp, şunca aytıp döptür, özüm düştüm ha deydi. Şunu kabul hadisi ki düşüboyan mısınlar? Özünüzü sahizde, hem megakıl örgü tuttur, özünüz yiyip koyansız bizi tılda etken de. Ben bir hadiste okuyanımdan ki, hem anası onun onu götüştü. Karayın. İnna Allah'a izâ ahabba infâze amrin, salaba kulle zî lubbin lubbahu. Elbette Allah, eğer bir işini yüze geçikler işini hoklasa, her bir akıl egesinin aklını op koyadı. Öşü lakzada. Özünüz aittiz. Ama buna kamaşına dediniz, öz zavallıyız. Kara, üzümem, şüme bakana kalayım, yiyip kaldım bir dediysiz. Çünkü kimi kolu deyken, hemen yok. Et yapızı, siz akliyiz, ilmiyiz, tecrübeyiz, tanış bilişleriyiz, polis sizge askat mıydı? Eğer Allah haklamayan bulsa. Özünü hayatı da çünkü o şekilde halat geçişkenler külü yaptı. Yiyip koyan size, kara şunca ayeti özüm kıtman şu işte subhanallah deydi. Ha demeyi Allah şunu hala yana gel şunu diye buluşuna. Kim gösüyor neylik? Allah bilen kılınadığı muamelede braderler akıl zakavatke suyanmasını gerek. Çünkü bu nasalar fayda vermeydi. Allah bilen bulayken muameleden mi gösüyanış gerek? İstikametke, doğru yolda buluşke, çırali amelge, Allah'a muhtaç ekenlik izi sar kılışke, Allah'a muhabbetli buluşge muhtaçsız. Allah'a tavakkal kılışge muhtaçsız. Akıl zakavatı izgemez. Ha, akıl zakavatı sebep. Her sefer kılıyken işi zıkıldıyız, bil hasıl bulmadı. Her sefer kılıyken de kılıyız avukatta, aç düşündüğü damladıyız. Lekin bu sefer bulmadı. Kimi kolu deyken? Çünkü braderler, Allah'a kançalar muhtaç ekenlikimizi bilsek, ıskar kısak ve buna sen Allah'ta Allah'a dua kılıp yalvarıp dursak, Allah şunca kulluydu. Özünüzü kançalar Allah'tan bir hacat bulsanız, özünüzü halizge özünüzü taşıp koyadı. Çünkü Allah da Allah her neyse ki, Al-Kadir bu genzat. Eğer adamlar, akıllı adamlar, akıllarına haddan artık suyanıp kaladığı olsa, avvalgiler hem keyingiler hem kirmegen, müşküller gekirip kaladı. İstedi billah, اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَصَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ kafir bo'lgan ve özgelerini ham Allah yoludan tosgan kimselerinin amellerini Allah zayi kılır. Karayın da bana Allah'dan yüz ögürgen halklarda karasız ilim fanda, teknolojiyada, rivojlanışida hammadan aldı da. Lekin akılları ki aşıkça suyanıştı, Allah ki suyanışı mı oldu? Allah da Allah olanı kandaya daştırıp koydu. Aile kuruşmaya koydu. Erkeği ayağını farkı koymadı. Erkeği erkekke ayar ayar genik yoklan adıyan buldu. Bu halen ki ahma olmaz bunlar. Bunlar Allah'a sığınıştı, Allah'a muhtaçlığın ıskar kılıştı, tuhtatıp koyuştu. Hemen sen özümüz kılamızdı işte. Al-Kadir boyan Rabbisini esten çıkardı, Allah bunlarını yok buluşu hüküm, mahkum kıldı. 50 yıl vardır, 60 yıl vardır, kırılıp tügedi bu halklar. Çünkü aile degen mukaddes, dergahını yok kıldı bunlar. Bola vakı ne kılaman? Menge muamma edip durup, akılları işanıştı. Ne mi buldu? Tüge şerefası da bular. Ha bizi asrımızda yaşayanlar köresiler inşallah. Biz körmesi bizden kişkilerler körer. Çünkü şimdi öyle özde sanadı karasıyla şu Müslümanlardı köpeğekenliği yüzlegen çerkeğolar, işlemi ötürgen çerkeğolar, maçitler yerlendirirkenliğinin özlere ait şey yaptı. Biz Allah kesiyor neyli buradalar. Ha akıl gerek, İlim gerek, tecrübe gerek, mehnet gerek. Lekin bunlar sebep. Bir tabip, malum bir sahada güçlü bir mütehassıs. Mesela aşkozun içi keserlileri bu içeriyelik. Peki öpke keserlileri bu içi mütehassıs, tengsiz. Nime sebepten bana şu keserlige çelinçliğini biladı. Kaysi sebeplerden ihtiyat buluş gereğini biladı. Ve özünün aynı bana şu keserlige çelinmesi iyi iş anadı. Nazarıda hamı yodu biladı da, hamı ihtiyaç oranı kıladı, Allah'ın takdiri aynı şu kesaldı özü bilen ketadı. Çünkü kimge suyanmadı bu?
Al-Qodir bo'lgan Robbisiga suyanmadi, o'zining aqliga, tajribasiga suyandi. Tavhidga teskari yo'l tutdi. Ta'assuf, Alloh subhanahu va taolo mana shu tabibni ayni u o'zi mutaxassis bo'lgan kasal bilan dunyodan ketishligini iroda qildi. Shu kasal bilan ketdi. Kuch-quvvatini cho'qqisida bo'lgan polvon o'zini kuchiga ishandi. Tavhidga teskari yo'l tutdi. Ammo haqiqiy quvvat egasi bo'lgan Alloh subhanahu va taolo ana shu polvonni ayni shu polvonlik maydonda mag'lub bo'lishini xohladi. Bir zaif ish keldi, ko'tarib yerga chopib qo'ydi. Tavhid birodarlar dinimizdagi eng muhim narsa. Va ma ta'allamatil abidu afzalu min at-tauhid. Bandalar tauhiddan ko'ra yaxshiroq narsani o'rganmagan. Inson bolasi qilishi mumkin, o'rganishi mumkin bo'lgan eng afzal narsa tauhid. Banda qilishi mumkin bo'lgan amalning eng afzali ixlos. Ixlos va tavhid. Parvardigor, sen berganni to'suvchi yo'q, sen to'sganni beruvchi yo'q. Huzuringda boylik egasiga boyligi foyda bermas. Ilmi bor, ilmi foyda bermas. Mansabi bor, mansabi foyda bermas. Hech narsa foyda bermaydi, agar Alloh xohlamasa. Birodar, seni aqling Allohning irodasidan saqlab qola olmaydi. Yuqori malakang saqlab qola olmaydi. Jamoating seni saqlab qola olmaydi Allohdan. Puxta o'ylab qilingan reja, planing seni Allohdan saqlay olmaydi. Inson bir narsani maqsad qiladida, shu maqsadga olib boradigan rejani tuzadi. Hamma tomonini o'ylaydi. Issig'ini, sovug'ini, ustani kelmay qolishini, svetda o'chib qolishini, apparati buzilib qolishligini, hamma sabablarini qilib reja planni tuzadi. Lekin maqsadiga yeta olmaydi. Bilib qo'yinglar birodalar. Bizni ko'zlagan maqsadimizga olib boradigan 100% ishlaydigan sababni o'zi yo'q. Sizni ko'zlagan maqsadingizga aniq olib boradigan 100% kafolat beradigan sababni o'zi yo'q. 100%lik sabab nima? 100% ishlaydigan sabab nima? Allohning xohishi. Alloh xohladimi? 7 qavat osmon va uni orasidagi yer ustidagi hammasi sizga qarshilik qilsin, hammasi qarshilik qilsin. Agar Alloh xohlagan bo'lsa, 100% bo'ladi. Mana shu tavhid bo'ladi birodarlar. Bir betni topshirishingiz kerak Qur'ondan. 100 marta emas, 300 marta takrorladingiz. Uxlamadingiz. Tushingizda mad beradigan holatga keldingiz. Endi domlaning oldiga kelasizda aniq topshiraman deysiz. Inshaalloh demaysiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bo'ldi, to'xtadingiz. Chunki kim xolamadi uni? Kim xolamadi? Alloh xolamadi. Va shuning uchun bir qo'ylar. Bizi qo'limizda Alloh taolo qanday xayriyatli ishlarni qilayotgan bo'lsa, bizi qo'limiz bilan qildirayotgan bo'lsa, aytaylikki, Allohning fazli deylik. Man alima minkum anni zu qudratin ala magfirati dhunub. G'ofartu lahu va la ubali ma lam yushrik bi. Hadis qudusida Alloh taolay aytibdi. Sizlardan kim men gunohlarning mag'firat qilishga qodir ekanini bilgan bo'lsa, uni gunohini kechirdim. Parvo qilmayman. Modomiki shirk keltirmagan bo'lsa bo'ldi. Kim meni gunohlarni mag'firat qilishga qodir ekanligini bilsa, shirk keltirmagan bo'lsa-la, men u gunohlarni kechirdim deb aytadi Alloh taolo. Birodarlar, ilm bu asl. Asl narsa bu ilm. Alloh taolaning hamma ismlari, sifatlari go'zal va oliy ekanligini siz bilan biz bilishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun aytamizki, Parvardigor, seni qazoyingga iymon keltirganmiz. Sendan qazoyingni qaytarishingni so'ramaymiz, balki qazoyingda bizga lutf ko'rsatishingni so'raymiz. Alloh azza va jalla duolarimizni ijobat bo'lishini xohlaydi. Shuning uchun bizga duo qilishimizni buyurgan. Siz Allohga duo qilishligingizni o'zi bilan qulligingizni tan oldingiz. Allohga duo qilishligingizni o'zi bilan Allohni eshitib turuvchi ekanligini tan oldingiz. Siz Allohga duo qilishingiz bilan o'zingizni ojiz, Allohni qodir ekanligini tan oldingiz. Allohga duo qilishingizni o'zi bilan siz faqir, Allohni boy ekanligini tan oldingiz. Siz duo qilishligingiz bilan o'zingizni banda, qul, Allohni esa Rob ekanligini tan oldingiz. Birodarlar, duo bu ibodat. Duo ibodat birodarlar.
Ad-duo huval ibada deganlar Rasululloh. Boshqa hadislarida ad-duo muhul ibada. Duo ibodatning mag'zi deganlar. Qul ma ya'bau bikum robbi laula du'aukum. Alloh taolo Qur'onda aytadi, agar duo iltijo qilmasanglar, Parvardigorim sizlarga parvo qilmas deb ayting, ey Muhammad alayhisalom deydi. Eng kuchli inson bo'lishni istaysanmi? Allohga tavakkul qil. Eng boy odam bo'lishni istaysanmi? Qo'lingdagi narsaga ishongandan ko'ra Allohning va'dasiga ko'proq ishon. Odamlarni eng hurmatlisi bo'lishni istaysanmi? Allohdan qo'rq. Alloh taolo o'zini mustaqim bandasiga nazar soladi. Uni mustaqimligini biladi va unga tavfiqni bitib qo'yadi. Alloh kazzob, yolg'onchi bo'lgan bandaga qaraydi. Uni kazzobligini biladi va unga ilojni, davoni, musibatni bitib qo'yadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, birodarlar, Alloh taolo hamma narsani biladi, har narsaga qodir va mana shu qazoi qadar har bir insonni taqdiriga unga munosib bo'lgan narsani bitib qo'yadi. Tabib bemorning oldiga keldi. Qon bosimi ko'tarilib ketibdi. Kasallik varaqchasini o'qib ko'rdi. Kasallik varaqchasini o'qigan paytda bu odam haqida ma'lumotga ega bo'ldi. Endi qanaqa muomala qilish kerakligini biladi. Endi Alloh taolo bandasini yaratgan paytda bilardi kimligini, nimaligini. Unga bergan muolajasi ham shunga yarasha bo'ladi. Alloh taolo siz bilan bizni o'zi yaratgan, kimligimizni yaxshi biladi. O'zini ilmi bilan, hikmati, qudrati bilan ustimizga mana shu kunni bitdi. Shu kun ustimizga yozilibdimi? Demak, shu kun bizga yaxshi rozi bo'lishimiz kerak. Rozi bo'l deganicha kunidan, yaxshiroq kunni so'rama degani emas. Rozi bo'lish shikoyat qilmaslik degani. Yaxshiroq kunni so'rang. O'sha kunga olib boradigan sabablarni qoyim qiling. Qarzingizni ko'tarishini, dardingizni yo'q qilishini so'rang, harakat qiling. O'zingizga bog'liq hamma sababni qiling. Shundan keyin nima bo'lsa, rozi bo'ling. Chunki shu kunni Alloh taolo sizga taqdir qildi. Shunga ishonish, birodarlar, tavhid deyiladi. Bandaning ishi faqir bo'lish, ojiz bo'lish, zaif bo'lish. Zaif inson agar Allohga iqbol qilsa, Alloh uni quvvatli qiladi. Faqir inson agar Allohga iqbol qilsa, Alloh uni behojat qiladi. Agar ilmsiz johil inson Allohga iqbol qilsa, Alloh unga ilm berib qo'yadi. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Demek Alloh taoloning Al-Qodir ismi bandalarga boshqa ismlardan ko'ra yaqinroq bo'lgan ism. Chunki banda zaif. Uning mana shu zaifligi uni dindor bo'lishlikka chorlaydi. Hatto butga sig'inadigan, adashgan toifalarni o'zlari to'qib olgan dinlarida turishligiga ham zaifligi sabab bo'ladi. Inson zaif, Alloh taolo al-Qodir bo'lgan zot. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.